Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişi, bayan yeleği, bebek yeleği yapabileceğiniz bir örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle 3 numara şiş kullandım. 3 numara. Bir de orta kalınlıkta yelek ördüğüm iplerden böyle pembe, toz pembe, gül pembe. Şimdi modelimiz bu şekilde değerli izleyicilerim bakın. Aroşalı bir örgü, çift taraflı. Şöyle dilediğiniz tarafını kullanırsınız bence. Bakın, bu tarafı da ayrı bir güzel örgümüzün. Diğer tarafı da ayrı bir güzel. Şimdi modelimize hemen başlayacağız. 8 ilmek üzerinden oluşan bir örgü bu. Arası ve aroşalı olan yeri 8 ilmek, 8 ilmek, 8 ilmek. Yapacağınız modelin büyüklüğüne göre ilmek sayılarını ayarlarsınız değerli izleyicilerim. Hemen örneğimize geçelim. Ara ara zaten göreceksiniz. Şöyle dursun burada. Farklı bir renkten hemen modelime başlıyorum. Şimdi ön yüzden başlıyorum değerli izleyicilerim. Bakın, kenar ilmeğimden sonra 1, 2, 3 tane ilmeğimi aroşa örüyorum. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi de düz örüyorum. Yine 3 ilmeğimi aroşa örüyorum. 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Yine 3 tane ilmeğimi aroşa ördüm ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Bu örgümün ön yüzü birinci sırası. Şimdi arka yüzüne geldim. Bakın, arka yüzünde bütün ilmeklerimin tamamını düz örüyorum. Kaç tane ilmeğim olursa olsun, bakın, tamamını düz örüyorum. Modelimiz 8 ilmek ve 2 sıradan oluşan bir örgü. Tamamı düz. Çok kolay bir örgü. Daha kalın ipiniz varsa daha kalın şiş kullanabilirsiniz. 3,5, 4 numara da kullanabilirsiniz. Biz orta kalınlıkta yeleklik ip ördüğümüzden o ipleri kullanıyorum. 3 numarada şiş. Biraz elim de benim bol. Şimdi yine modelimin ön yüzüne geldim. Bakın, aynı şekilde kenar ilmeğimden sonra 1, 2, 3 tane ilmeğimi aroşa ördüm ön yüzde. Sonrasında bakın, 5 tane de ilmeğimi düz öreceğim. 2, 3, 4, 5. Yine devam ediyorum. 3 aroşa. Yine 5 tane düz. Ne kadar kolay bir örgü bakın. Herkes bundan kendine bir şeyler örebilir. Zaten kış mevsimindeyiz. Bence ipiniz varsa hemen başlayın örün değerli izleyicilerim. Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi örgüm az olduğu için tam net görünmeyebilir. Şimdi arka yüzünde de tamamını bakın düz örüyorum. Bütün ilmeklerimin tamamını düz örüyorum. Kaç tane ilmeğiniz olursa olsun fark etmeyecek. Ben böyle sıramı tamamlarken siz örneğimi yakından izleyin. Bir sıra daha hemen sizlerle örelim, net anlaşılsın. Ve sonra videomuzu tamamlarız değerli izleyicilerim. 8 ilmek ve 2 sıradan oluşan bir örgü bu. Dediğim gibi çift taraflı bir örgü gibi. Dilediğiniz tarafı da kullanırsınız. Şimdi yine ön yüzündeyim bakın. Ön yüzünde ne yapıyordu? Kenar ilmeğimden sonra 3 tane ilmeğimi aroşa örüyorum. Sonrasında da 5 tane ilmeğimizi düz örüyorum.
4, 5. Zaten belli oluyor o örgü biraz çoğaldıkça. İlmeklerini saymanıza da gerek yok. Belli olmaya başlar. Şimdi yine 3 tane ilmeğim kaldı. Onları da araş ördüm. Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Bakın burası ön yüzü. Burası da arka yüzü. Ama sizler dediğim gibi dilediğiniz tarafında kullanabilirsiniz. Şimdi arka yüzde ne yapıyoruz son olarak? Bütün ilmeklerimin tamamını düz örüyorum değerli izleyiciler. Haroşaların da üstünü düz örüyorum. Düz olan ilmeklerimin de düz örüyorum. Bakın. Yine aynı devam ediyorum. Zaten bakın belli olmaya başladı. Böyle. Harika bir görüntü çıktı ortaya. Evet, tamamını bakın. Bütün ilmeklerim. En kolay örgülerden bir tanesi diyebilirim. Herkesin yapabileceği bir örgü. Şöyle. Griden de bakın ayrı bir güzel durdu. Dediğim gibi ister ön yüzü ister arka yüzü. Biz modelimizde burasını tabii ön yüzü olarak gösterdik. Burasında arka yüzü ama çift taraflı bir örgü bu. Harika bir model. Şöyle sizler için örmüş olduğum parçayı da şöyle üzerine bakın. Şöyle gösterelim. Aynı şekilde. Burası da bu şekilde. Pembeden de ayrı bir güzel durdu. Şöyle gri olanı da bir görelim. Ayrı bir yerde. Şöyle. 8 ilmek ve 2 sıradan oluşan bir örgü. Bu renk de çok güzeldi değerli izleyicilerim. Böyle gül pembe. Ondan yakın bir zamanda zaten yelek de ördük. Harika oldu. Bakın. Rengi de modeli de çok da güzel. Bundan da bayan yeleği harika durur. Çok güzel bir model. Şöyle bugünlük veda edelim sizlere. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.